Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Birçoğunuzun bildiği gibi ya da en azından bir kısmınızın basın yayın organlarında, televizyonlarda kulak misafiri olduğunuz gibi 2023 yılı otomobil sektörü için oldukça parlak bir yıldı. Hem sıfırda hem ikinci elde rekorların kırıldığı bir yıldı. E, bildiğiniz üzere kısaca bir tekrar edeyim. 0 kilometre cephesinde 1.2 milyon adet toplamda otomobil ve hafif ticari araç satıldı ki bu sayı bir önceki yılın. %20-125 üzerindeydi. İkinci ele bakıldığı zaman 2023 yılında trafikteki taşıtların 10.5 milyon adede ikinci elde el değiştirdi. Toplam taşıtlardan bahsediyorum. Muhtemelen bunun 7 milyon adedi otomobildir arkadaşlar. Bir önceki yıl 9 buçuk milyon adet seviler neydi? Yani 2023 yılında sektör sıfırda 20-25 oranında ikinci elde ise 10 oranında net bir şekilde büyüdü. Fakat şunu çok net ve kesin bir şekilde söyleyebilirim: 2024 yılı otomobil sektörü için aynı büyüme söz konusu olmayacak. Aksine hem sıfırda hem ikinci elde daralmaları net bir biçimde görebilirsiniz. Bu benim kişisel tahminim oran vereceğim. Çünkü muhtemelen sıfırda bayiler her ne kadar indirim yapıp atağa kalksalar da yine sıfır kilometre cephesinde %10 %15 oranında bir pazarın küçülmesi söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. İkinci eldeki pazar küçülmesi ise daha fazla olacaktır. Bunun nedenlerine de birazdan değineceğim. 10,5 milyon adet e, bu yıl e, 2023 yılında otomobil satılmıştı. El değiştirmişti. Daha doğrusu taşıt el değiştirmişti. Bu sayı muhtemelen 8 milyona düşecektir. Yani ikinci el pazarındaki düşüş %20'yi %25'e kadar çıkabilir arkadaşlar. Şimdi bu düşüşün nedenleri ya da bu daralmanın nedenleri olarak en başta hani faiz, ekonomi ve yapılan düzenlemeler olarak değerlendirebiliriz. Çok detaya girmeyeceğim. Eski videolarda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Otomobil hani bir yatırım aracı olmuştu. Faizler düşüktü. Parası olan bankaya faize koymaktansa parasını gidip otomobil alıyordu. Daha yüksek fiyatlara satıyordu. Ve herhangi bir düzenleme şey detaylı bir biçimde yoktu günümüze baktığımızda düzen biraz daha tersine döndü şimdi faizler yüksek parası olan zaten otomobil derdine girmek istemiyor devletin işte düzenlemeleri söz konusu öte taraftan bankaya götürse zaten daha büyük bir faiz getirisine kazanıyor o yüzden otomobil sektöründeki birçok böyle aracı diyeyim yani daimi oyuncu değil aradan çıktı. Bu zaten aracılarda birçoğumuzun bildiği gibi hepimiz açık konuşmak gerekirse birçok kişi doktoruydu, öğretmeniydi, idi, manavıydı, marangozuydu. Hepsi otomobil işine girmişti ama şu an hepsi ya çıktı ya çıkmak üzere ve bununla birlikte bankalar kredi verirken faizleri yüksek tutup verdikleri kredinin oransı olarak yani otomobilin tamamını karşılayamıyor. Birçok otomobilde yüzde %40'ına kadar en fazla kredi alabiliyorsunuz. Üzerinde kredi almanız pek kolay olmuyor. Aslında da yüksek faiz ödediğiniz için çok mantıklı olmuyor. Bununla birlikte şimdi otomobil sektöründe ikinci elde ciddi düzenlemeler yapıldı. Bu ciddi düzenlemeler ilk başta denetlendi ve piyasa biraz hizaya geldi. Fakat şu gün günümüze baktığımız zaman bu de, e, düzenlemeler gene söz konusu. Temmuz ayına kadar uzatılmış fakat önemli bir denetleme olmadığı zaman İlan sitelerine bakıldığı zaman bunu sizler de görebilirsiniz. 0 kilometre otomobillerin hepsi 6001 kilometre olarak satılıyor. Yani zaten bazılarında ilan metninde bile açıkça yazıyor. Bilgilerinde 6001 kilometre yazmış ama açıklamada işte 300 kilometrededir, 1000 kilometrededir gibi kendisini söylemiş. Devlet ya da ilan siteleri bunları net bir şekilde kontrol etmiyor. Buradan da umarım bir yetkili bizi dinler onlar bakar piyasada yapılmış bir düzenlemenin kontrolünü sağlarlar. Bununla birlikte 6 ay satılamaz da çok uyulmuyor. Nasıl uyulmuyor? Yani bunu en basiti BYD modellerinin zaten pazara girmesi şunun şurasında 2-3 aylık e, olaydır. Ama internete bakıyorsunuz 2-3 aylık e, önce Türkiye pazarına girmiş olan bir markanın otomobilleri satılıyor. Birçok markada bu böyle var. Clio 5 işte Aralık ayında Kasım ayında falan satılmaya başladı. Yani bayilerde gün, gün yüzü görmeye başladı. Ama Clio 5'lerin en sonuncusu yani. Ee, bir sürü ikinci elde var. Hani bunların yeniden devletin bir düzenlemesi gerekiyor ki piyasanın biraz daha düzenli olabilmesi için. Otomobil fiyatları ne olura değineceğim ama öncesinde piyasada korktuğum bir şey vardı. Ocak ayıyla ilgili özellikle. Ocak ayında e, engellilerin alabileceği taşıtlardaki üst limit bir noktaya 1, 1 milyon liradan 1.6 milyon liraya çıkarıldı. Tabii bu da şu anlama geliyor. Engelli vatandaşlar birçok otomobili ÖTV'siz alabilecekti. Bu durum elbette olumlu bir şey olması gereken bir şey ama fakat buradan fırsatçı bayiler yararlanacaktır. Çünkü engelli vatandaşların oluşturacağı talep ister istemez bayilerin ekmeğine yağ sürecek yapması gereken ya da yapılması gereken iskontoları indirimleri yapmayacaklar. Da açıkçası bu korktuğum gibi olmadı. Bunun için sevindim. İyi ki de limit 1.6 milyona çıktı. Bununla birlikte Özellikle ücretlere yapılan zammın hani piyasaya olan bir etkisi vardı. Otomobil fiyatlarını da arttırabilir diye endişe yani ediyordum. Ya da işte maaşı 10 bin lira artan bir kişi doğal olarak kredi çektiğinde belki 200 bin alık, 300 bin alık bir ek limit daha artırabiliyordu. Bu da piyasaya fiyatların yükselmesine neden olabilir diye endişe ediyordum. Allah'tan korktuğum gibi olmadı. Şimdi piyasadaki dengesizliğe bakalım. Bir otomobil, 0 kilometre bir otomobil satılıp ikinci ele düştükten tekrar satıldıktan sonra aynı yılın otomobili olsa bile, herhangi bir kaza geçirmemiş olsa bile, boyasız olsa bile o otomobilin değeri sıfırına kıyasla %5 ile %7 arasında düşer. Aynı şey %10 oranında 2 yaş için geçerli. Bu zincir tabii şimdi 2 yaştan sonra boya değişen kilometre faktörleri de ortaya girdiği için bunun net bir oranını vermek çok kolay değil. Bu yüzden hani şu oranda düşer diyemem ama netice itibariyle bir otomobil 5 yaşına geldiği zaman o otomobilin zaten garanti süresi bitmiş olur ve sıfır ile kıyasla ortalama bir yüzde otuz oranında bir değeri düşer. Önemli bir boyası falan yoksa bu genel istatistikte fakat ülkemizde böyle bir durum söz konusu değildi. Hele hele yazın hatırlayacaksınız bir dönem sıfırı 1 milyona satılırken ikinci elde sıfır ayarında olanı 1.1 nokta bir milyona bir milyona satılabiliyordu. Böyle bir olumsuz durum söz konusuydu. Çok şükür bunların hani aşıldı nispeten de ama yine otomobil fiyatları yüksek. Şimdi Piyasadaki dengesizlik şu. Sıfırı 1 milyona satılan bir aracın 2021 modeli ortalama olarak 900 bin civarında satılması lazım. Elbette durumuna göre değişir. Bunun işte 2019 modeli 800 bin liraya satılması lazım. 2016 modelinin 650 bin liraya satılması lazım. Ya da bunun işte 2012 modeline gittiğiniz zaman onun zaten en az değerinin %55'i, %60'ı durumuna göre düşmesi gerekiyor. Yani 0-1 milyonlu olan bir aracın 12-13 yaşındaki örneğinin 400 bin liraya satılması lazım. Tabi bu göreceli bir konu, araçla da ilgili bir konu. Ortalama piyasada son dönemde, son bir yılda bu denge ortadan kalkmıştı. Bu denge yeniden ortaya gelecek. Bu dengenin yeniden gelmesi demek şu demek... Eski otomobillerin kısmi şekilde fiyatları düşecektir. Bunu yine örneklerle de anlatayım ama Otomobil fiyatlarına değinmişken sıfırlardan da bahsedeyim. Sıfır kilometre otomobillerin aslında az önce anlattığım olumsuzluklardan dolayı yapılan düzenlemeler ve ekonomi ve faizle ilgili otomobil fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Fakat otomobil fiyatları teorikte düşmesi gerekirken pratikte enflasyon olduğu için yeteri kadar düşmüyor. Yani köpüğü, balonu gitmiş olsa da yeteri kadar alt seviyelerde değil. Sıfır kilometre otomobillerde şöyle bir durum söz konusu olacaktır. Sıfır kilometrede fiyatların önemli bir ölçüde artmasını beklemiyorum. En en azından seçim oluncaya kadar şimdi bayiler enflasyona bağlı olarak belki %2'lik %3'lük bir zam yapacaklardır liste fiyatına fakat gerçekte pratik satışta yapılan indirimle yine bir önceki ayın fiyatına satacaklardır. Böyle bir durum birçok modelde olacaktır istisnaları elbette olsa. Fakat e, bayilerdeki araç temin kolaylığı ve bayilerin yaptığı indirimler yaygınlaştıkça ya da insanların bunu bildikçe özellikle 3 yaşa kadar olan otomobillerin fiyatında zaten bir %15 oranında bir düşüş vardı yaz aylarıyla kıyasla. Şimdi onların fiyatlarındaki bir %5 ila %10 bir indirim daha söz konusu olabilir arkadaşlar. Bununla birlikte asıl fiyat düşüşleri, fiyat düşüşleri asıl dediğim zaman aklınıza böyle müthiş fiyat düşüşleri gelmesin. Çünkü öyle hani çok büyük bir fiyat düşüşü olabileceğini sanmıyorum. Özellikle 2018 model ve 6 olan otomobillerde fiyatlar daha da düşecektir. Neden daha da düşecektir? Bunu bazı örneklerle e, izah etmeye çalışayım. Şimdi 300 bin lira, 350 bin lira civarında parası olan e, normal bir aile e, gidip, Belki Ford Focus bir bakacak. Ford Focus 1'lere bakıyorsunuz arkadaşlar. Onların liste yani ilan fiyatları 300-350 bin bandında ortalama olarak. E 350 bin ona vereceğine 50 bin daha koyabildiği zaman zaten maaşına hani bir 5-6 bin lira zam geldiği zaman bir 2500 liralık taksit ödemeli 50 bine daha limitini arttırabiliyor. Hiç bütçesini şey yapmadan, çok aşırı bir şekilde zorlamadan bile. 400 bine çıktığı zaman, 50 bine daha koyduğu zaman 2001 model Ford Focus yerine belki 2008 model, 2009 model, belki makyajlı kasasını bile bulur. Ki bunlar 2001 modeliyle 2009 modelinde boya değişen biraz daha göz önünde bulundurup daha kötüymüş gibi algılanıyor ama zaten 2001 modeli hani ekonomik ömrünü çoktan tamamlamış. Yani burada özetle şunu söylemeye çalışıyorum. 2001 model bir Ford Focus'a 300-350 bin civarında temizleri bilinebilecek durumların nitekim 350 bine yakın yaklaşıyor. Ona 350 bin vereceğinize 400 bine verdiğiniz zaman rahatlıkla Ford Focus 2 alabilirsiniz. Üstelik belki 7-8 yaş daha genç. Şimdi normal olarak mantığa bakıldığı zaman insanlar Ford Focus'a yükselecektir. Otomobilde şöyle bir şey var. Şimdi otomobil alacaklarda ya işte 50 daha koy, 70 daha koy, 100 daha koy iş konusu açılırsa, işin içine girerse bunun sonu yok ama hani burada küçük bütçelerle gerçekten yaş veya kasa bağımında önemli değişiklikler yapılabiliyor. Bu sadece Ford Focus için de geçerli değil. Şimdi piyasada benim de hep böyle pazar videolarında ya da bütçe videolarında söylediğim otomobiller vardır. İşte ee, Honda Civic'ti, Jetta'ydı, 2010-2012 model arası ya da işte Toyota Corolla E100 kasaydı. ya Bunlara bakıyorsunuz bunların ortalama ikinci elde fiyatları 500 ile 600 bin lira bandında gidip geliyor. Şimdi e, piyasada şöyle bir gerçek var. Otomobil satarken ben de dahil birçok kişi emsellerinin liste e, ilan fiyatlarına bakıyor. Emselleri de şu fiyata yazılmışsa diyor benimki de bu fiyat eder diyor ona göre otomobilin fiyatını belirliyor ama aslında otomobilin fiyatını belirleyen sıfır fiyatıdır. Ve günümüzde sıfır fiyatı düştü ama insanlar sıfır fiyatına göre otomobil belirlemek istemiyor. Hala ikinci el göre fiyat belirlemek istiyor. Ondan bu piyasadaki dengesizlik devam ediyor ve hani sonlanacaktır. Bu önümüzdeki 1-2 ay içerisinde sonlanacaktır. Şimdi yine Corolla örneğinden vereyim. 2010 model, 14 yaşında Toyota Corolla. Otomatik şanzımansa inanın tam otomatik 1.6'larının böyle 250 bin kilometrede bir, bir iki parçası boyalı ya da hani tavan hariç boyalı bir iki parçası değişmiş olanlarını 550 bin liradan aşağı bulamazsınız. O da hani hasar kaydı falan biraz daha az olsun boyanın değişeni daha az olsun derseniz 14 yaşında 300 bin kilometreye gelmiş otomobil için belki 600 bin ödemeniz gerekir. E şimdi bunun tamam belki 600 bin olan kişi bütçesini 400'de arttırıp sıfırını alamaz ama ister istemez ona bağlı bir üst level'daki için de aynı şey, aynı durum geçerlidir. Bundan dolayı bu otomobillerin fiyatı biraz daha düşecektir ki. Şöyle bir durum var zaten piyasada. Bazı otomobillerin fiyatında düşüş oldu. Örnek veriyorum Egea. Şimdi bunu pazar videosunda da söyledim arkadaşlar. Pazar videosunda şöyle bir benim tespitim söz konusu oldu. İnsanlar 2007 model Honda Civic'e 550 bin lira para veriyor. Honda Civic kötü bir otomobil değil. Gayet iyi bir otomobil. Kaliteli bir otomobil. Belki sahipleri ya da fancıları yere göğe sığdıramıyor olsa da ee, şey yani piyasada ilgi gören, gerçekte tutulan bir otomobil. Ne kadar iyi olursa olsun arkadaşlar, 2007 model bir otomobili almaktansa 550 bin liraya gidip 2020 model 1.3, 100 bin kilometrede bir parçası boyalı fiyatı Egea var şimdi Egea ile Honda Civic'i karşılaştırmıyorum yani bunu polemiği için söylemiyorum nihayetinde Honda Civic tamam baş tacı daha kaliteli bir otomobil diyelim ki ki Egea'ya bakıldığı zaman Egea son derece yeterli bir otomobil. Ekonomik bir otomobil ve bunların başında hani günümüzde herkese ben kimle konuşursam ya aldığım otomobil bana çok masraf çıkartmasın, sorun çıkartmasın. Ya bu Japon otomobili olsa da nihayetinde 17-18 yaşına gelmişse, 16 yaşına, 15 yaşına geçmişse sorun çıkartmaya gebedir. Ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Yani aynı paraya 2007 model, 2008 model Honda Civic mi almak daha mantıklı? 2020 model Fiat Egea'nın 100 bin kilometrede. O da 2007 model doğruysa 250 bin kilometrede. Bunun bile düşürülmüş olma yani ne şeyler oluyor piyasada. 100 bin kilometrede servis kayıtlı bir parçası boyalı. Belki boyasızı bile denk gelebilir 550-600 bin bandında. Yani şöyle bir durum. Şimdi bu tarz otomobiller işte Clio'lar, Egea'lar piyasada çoğaldıkça ve bunların fiyatlarındaki makullük daha da arttıkça filolardan çıkma e, İkinci elde otomobilini böyle çok kıymetli gören kişileri biraz üzecektir arkadaşlar. Maalesef bu piyasanın geri. Bu yüzden yaşlı olan otomobillerdeki fiyat düşüşü olacaktır ama hani net bir şekilde ya %20 düşecektir demek çok doğru değil. Şöyle bir durum söz konusu. Bugün işte 550 bin seviyelerinde satılan bir Honda Civic'in ya da işte E140 kasa Toyota Corolla'nın fiyatı kesinlikle 500 binin altına gelmesi gerekiyor satılması için. Zaten piyasada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Normalde ülkemizde ikinci elin böyle çok canlı hareketli olduğu dönemlerde bile ikinci el satış bekleme süreleri 41 gün ortalamalarında gidiyordu ki 60 güne çıkan modeller vardı bazılarında bu satış bekleme sürelerine asgari olarak bir 25-30 gün daha eklendi. Yani normalde sizin bir bireysel olarak bakmıyorum. Bunun ticaretini yapıyorsanız bile ortalama bir otomobilin satış bekleme süresi için bile 2 ay onu stoğunuzda beklemeye bekletmeniz gerekiyor. İkinci el piyasa zaten durgun deniyor. Bir taraftan canlı deniyor. Durgunluk ve canlılık durumuna da bir aydınlık getireyim. Otomobilinizi siz piyasasında satmak isterseniz satamıyorsunuz. Aylarca beklemeniz gerekiyor. Belki işte bir tanıdığınız bir kişi ya da otomobiliniz istisnai temizlikte olur, ilgi gösteren bir kişi çıkıp otomobilinizi alabilir. Fakat siz otomobilinizi piyasasının bir %15 altına verdiğiniz zaman otomobiliniz aynı gün satılıyor. Böyle bir durum var. Yani örnek veriyorum CKS Astra'nın otomatiği örneğin 700000'e 2016 modeli temiz durumdaki. Siz piyasaya bakıyorsunuz zaten piyasada ilan fiyatları da işte 670 ile 750 bin bandında gidip geliyor. Siz bir tane ilanı 650 bin gördüğünüz zaman onda da 20 bin pazarlık yaptığınız zaman yapabiliyorsa yani satıcısı o otomobil muhtemelen bir saat 2 saat içerisinde satılıyor. Piyasadaki durum bu. Yani hızlı otomobil satmak isteyenler ya da gerçekten satıcı olanlar ikinci el yaşlı otomobillerde fiyat düşürmek zorunda arkadaşlar. İkinci eli etkileyen bir olumsuz durumdan daha bahsedeyim arkadaşlar. Bu olumsuzluk da birçok olumsuzluk gibi taşıt bayilerinin başının altından çıkıyor. Taşıt bayileri sıfır otomobil satışlarında yaptıkları indirimleri liste fiyatlarına yansıtmıyor. Yani liste fiyatını yüksek tutuyor ama otomobili ucuza veriyor. Bu da piyasayı olumsuz etkiliyor. Nasıl olumsuz etkiliyor? Hemen bir örnek vereyim. Geçtiğimiz ay Aralık ayında Volkswagen Polo'nun başlangıç modelinin liste satış fiyatı 970 bin lira seyvelerindeydi. Fakat siz Polo'yu almak isterseniz birçok bayi 760 bin diyordu ama 750 bin'e satan bir sürü bayiye şahit oldum. Yani Volkswagen Polo'da liste fiyatı 970 binken siz o otomobili 750 bin'e alıyordunuz, 220 bin'e ucuzluğa alıyordunuz. Burada şöyle bir olumsuzluk söz konusu olabiliyor. Örnek veriyorum 2022 model Volkswagen Polo'nun aynı donanımda olan otomobili satmak isteyen kişi Doğal olarak sıfırının liste fiyatına bakıyor. İkinci el fiyatlarına şöyle bir bakıyor. Adam haklı olarak şunu düşünebilir. Bayinin 750 bin liraya verdiğini bilmediği zaman. Ya bunun liste fiyatı 970 bin Ben de benimkini herhalde 900 bin liraya falan satarım deyip 900 binden ilana verdiği zaman alıcı kişi de o ayarda bir otomobil arıyorsa ve işte 850-900 bin ayarında bir bütçe getirmişse e, bütçe düşünüyorsa o otomobili gidip pazarlıkla belki 850 bin bile alsa o aldığı otomobil kendisi için önemli bir kar oluyor. Fakat burada zaten alıcı sıfırının bayide 750 bine satıldığını bilse şeyi almaz. Gidip ikinci elini almaz doğrudan gider sıfırını alır. Yani bayilerin yaptıkları liste satış fiyatının altındaki fiyatları liste fiyatına e, yansıtmaması aslında büyük bir olumsuzluk arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim bayiler net fiyata veriyorlarsa net bir şekilde bunu liste fiyatlarına belirtmeleri lazım. Özellikle sizler de bu ayarda bir otomobil arıyorsanız, 3 yaşından genç bir otomobil arıyorsanız, markası modeli ne olursa olsun, taşıt bayilerine gidip onlarla görüşmeniz gerekir arkadaşlar. Araba alacaklara ben benim geldim. Hoş geldin gel. Gelip gidiyorum. Şimdi otomobil alacaklara benim her zaman sabit bir tavsiyem <laughs> vardır. bir sabit saniye. Sabit bir tavsiyem. Benim her zaman sabit bir tavsiyem vardır arkadaşlar. Bu da şudur. Otomobil piyasası yükselir, düşer, alçalır, sürekli bir değişiklik gösterir. Siz de otomobil piyasasının dinamiklerine göre ya da beklentilerine göre hareket ederseniz yan, yanılgıya girebilirsiniz. Burada doğru olan her zaman sizin durumunuz. Yani ekonomik içinde bulunduğunuz ekonomik durum, beklentileriniz, ihtiyaçlarınız, alacağınız bulduğunuz otomobilin bunlara uygun olması ve otomobili aldıktan sonra bütçenizin o otomobili yürütebilecek kadar yeterli olması. Şimdi bu durumdaysanız gerçekten otomobil almaya ya da otomobili değiştirmeye ihtiyacınız varsa, bütçeniz de bunun için uygunsa ve temiz denilebilecek, fahiş olmayan makul fiyatlı bir otomobil bulursanız arkadaşlar, piyasa beklentilerinden o otomobili almanızın ve uzun vadeli kullanıcıysanız, yani o otomobili 1,5-2 yıl kullanmayı planlıyorsanız, o otomobili almanın aslında size zararı olmayacaktır. Bunları hep tavsiye ederim beklentilerinizi piyasada ne olur çünkü çok şunla karşılaştım ya otomobil fiyatları yükselecek deyip alelacele gidip abuk subuk yanlış bir otomobil tercihinde bulunanlarla da şahit oldum ya işte otomobil fiyatları düşecek deyip de aylarca bekleyip bu sefer elindeki paranın 4 model 5 model daha yaşlı olanını almaya yetebildiği olumsuz durumlar da da karşılaştım. Sizler de bunları biliyorsunuzdur. Bu yüzden hadi otomobil temelde bir yatırım aracı değil dünyada ama bizim ülkemizde otomobil şu anda e, da geçmişte de hep bir yatırım aracıydı. Elbette ki yatırım değeri bu bizim için önemli ama e, ihtiyaçlarınıza göre hareket ederseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yönde tavsiyelerde bulunuyorum. Yani uygun mantıklı otomobili bulursanız ya piyasa ne olacak? Piyasa düşecek mi? Yükselecek mi? Bunlardan çok o otomobilin emsallerine kıyasla fiyatı biraz uygun olsun, durumu da biraz temiz olsun, sizi üzmeyecek. istediğiniz gibi bir otomobil ise, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir otomobil ise alın derim arkadaşlar. Bu videodan benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen de hoşçakalın de.